Marmara Bölge Sorumlusu Kimyager Arif Alataş, yönetmeliklere uygun hareket ederek havuzculuk sektöründe yerlerini aldıklarını belirterek söze başlıyor. 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren yüzme havuzları yönetmeliği sisteme girmiş olup bizim sistemimizde bu tarihten itibaren bakanlık nezdinde geçerli oldu. Bağlı klor ve siyanürik asite sistemde yer verilmediğini söyleyen Alataş, temel farklılığı izah ediyor. Temel farklılığı klorun hiçbir şekilde havuz suyunda bulunmaması. Onun yerine oksijen olarak bulunması. Klorun olmaması da şunu gerektiriyor. Klor normalde bağlı klor, az önce söylediğim bağlı klor, hak tabiriyle idrar ve klorun birleşimiyle bir kloramin dediğimiz istenmeyen bir bileşik oluşmakta. Bu da aslında bir kanserojen yapıcı bir bileşiktir. Bu kanserojen yapıcı olan bileşiği havuzda hiçbir şekilde bulundurmuyoruz. Alataş, sistemin tercih edilmesinin başlıca nedeni saf suyun kokusunu hissedebilmek diyor. İnsanların buradaki site sakinlerinden çok tercih etmesi sebebi havuz suyunda herhangi bir koku bulunmaması. Koku olmayınca da tabii ki gözlerde kızarma da olmuyor. Onun dışında çok rahat da yüzülebiliyor. İstanbul'da ağırlıklı olarak siteler ve bireysel kullanıma yönelik havuzlarda sistemi uyguladıklarını dile getiren Alataş, havuzun bakımı ve uygulama biçimi hakkında da bilgi veriyor. Şu an bir test kitiyle içerisindeki hidrojen peroksit, biguanit ve pH değerlerine bakacağız. Ayrıca bir de test tribimiz var. Test tribiyle de içerisindeki hidrojen peroksiti ölçümünü yapacağız. Yani bir ölçüm göstermesi yapacağız şu an. Marmara Bölge Sorumlusu Arif Alataş, sağlık vurgusuyla sözlerini noktalıyor. Daha çok çocuklara, astım hastalarına ve özellikle KOAH hastalarına çok rahatla yüzebildiği bir sistem. O yüzden de daha çok sağlığını ön planda tutan, sağlığını önemseyen, bu konuda da bizimle çalışmak isteyen kişilerle çalıştığımız için bu yönde çok olumlu bir sistem olarak görüyorum.